Piyasada işler hareketli. Nakit akışında bir sıkıntı var. Bankaların esnaflara ve kuyumculara olan mevzuatı ağırlaştı biraz daha. Masak bazı tedbirler getirdi para transferlerine. Haliyle altın da tabii bir yükseliş içerisinde, bir trend var. Global bu, yerel değil. Bizim yerli yatırımcımız da bunu değerlendirmek istiyor. Altına olan bu ilgi, alaka piyasada belli sirkülasyonda dönen altının dışında bir talebi oluşturdu. Altına olan ilgi, alaka global bazda dolara olan güvensizlik. Ama yerelde baktığımızda enflasyon ekonomisine girdik. Bu enflasyon ekonomisi tüketiciyi zorluyor. İnsanlar parasının enflasyona karşı değer kaybına uğramaması için altına karşı bir eğilim başladı. En güvenli liman dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altın. Altında tabii bu doların çok yükselmesi Türkiye'de. Dolar devamlı talep geliyor Türkiye'de. Haliyle fiyatın üzerinde bir köpük oluştu. Bu altın hesaplarken çarpanını da yükseltiyor. Bu ikisi birleştiğinde çok ekstrem bir yükseliş trendi var. Kuyruk oluşturacak derecede belli günlerde bu oluştu. Amerika'nın Fed faiz artırım kararı çok önemli hale geldi. Altına olan aşırı talep, talep var ama tedarik süreci çok yoğun değil. Haliyle bu kalpazanları da devreye soktu. Kalpazanlık yapan birçok grup, suç aileleri diyelim bunları. Bunlar böyle anları kollarlar. İşte çeyrek çok gidiyorsa çeyreğin sahtesini, külçe çok gidiyorsa külçenin sahtesini yapıyorlar. Ama Sakarya'daki esnafımızın çalıştığı toptancılar belli. Sakarya'daki toptancılarımızın hepsi bakanlık tarafından belirlenmiş. 13 tane şirket var Türkiye'de külçe altını satabilen. Ve bunların hepsi de darphaneyle çalışıyorlar. O yüzden biz dernek olarak denetimlerimizi sıkı yapıyoruz esnaf üzerinde. Müşteriden gelen 13 tane şirketin dışındaki külçe veyahut da gram altınların hepsini tahlile yollayıp hurdaya çıkarttırıyoruz. Kısa vadede işte önümüzde seçim var. Hiç inmeden yükseldi altın. Devamlı tamam bir talep var ama birilerinin de kar görüp geriye satış yapması lazım. Böyle bir manzara yok. Bizim profesyonellerle yaptığımız danışmalarda görünen şu ki bu yüksek çıkışın da bir yüksek inişi olacaktır. Bu muhtemelen seçime kadar da yansıyacaktır diye düşünüyorum.